dikkat ederseniz Sure-i Yusuf'taki hususiyetleri size anlatırken ilk dersten beri, tabi aradaki derste bulunamayan yahut hiç bulunamayanlar için bir özet yapmak istiyorum. Sure-i Yusuf, Yüce Kitabımızın 12. sıradaki suresidir, 12. suresidir. Ve ayetlerinin tüm 111 ayeti de yalnız Hazreti Yusuf'un öyküsünü anlatır. Böyle bir başka sure Yüce Kitabımızda yoktur. Yani baştan sona kadar bir öyküyü anlatan sure yoktur. Çünkü bütün sureler Kur'an'ın genel konsepsiyonu içerisinde ibadetten bahseder, bilimsel hakikatlerden bahseder, arada bir öykü verir. Yani birçok konuları birden içerir. Ki bunu daha evvelki sohbetlerimizde Sure-i Yasin'in yorumunda gördük. Pek çok birbirinden farklı konuları içeriyordu Sure-i Yasin. Aşağı yukarı hacim itibariyle, sayfa ve satır itibariyle Sure-i Yusuf'ta Yasin kadar, yani 6 sayfa olmasına rağmen baştan sona Yusuf'un öyküsünü anlatır. Ve Yüce Kitabımız bu anlatışı anlamlandırmak için niçin böyle ayet-i kelimeleri yani sıraladığını anlatabilmek için de der ki, bu kıssaların en güzelidir. Ahsen-i kassas, kıssaların en güzelidir der. Ne demek kıssaların en güzelidir? Yani sizin hayatınızda ibret alacağınız çok güzel bir öyküdür. Siz eğer Hazreti Yusuf öyküsünü dikkatlice dinler, anlarsanız bütün hayatınız, hem bu dünyadaki maddi hayatınız selamet geçer, hem de ahiret dediğimiz mana hayatımızda imanımız gerçekleşir, sağlamlaşır ve selamet geçer. Bundan dolayıdır ki Sure-i Yusuf'un tümü insanı tarif eden bir suredir. Ancak insanı Yüce Kitabımız tarif ederken, işte insan üçe ayrılır, dörde ayrılır, kolu şudur, budu budur, ruhu şudur, nefsi budur diye anlatmaz, bir öykünün zarafeti içerisinde anlatır. Yine Yüce Kitabımızda üç büyük sure, Allah, Resulullah ve insan üzerine mesaj verir. Üç küçük surede yine Allah, Resulullah ve insan üzerine mesaj verir. Büyük surelerden Sure-i Yasin, Efendimiz'i tanımlar. Sure-i Rahman, Allah'ı tanımlar. Sure-i Yusuf'ta insanı tanımlar. Küçük surelerden Asr suresi insanı tanımlar. Kevser suresi, yani İnna Adayna, Efendimiz'i tanımlar. Sure-i İhlas da Allah'ı tanımlar. Demek ki Cenab-ı Hak Yüce Kitabında müteaddit ayetlerinde insanı, Resulullah Efendimiz'i ve kendisini tanıtmasına rağmen özel olarak üç büyük sureyi, üç küçük sureyi de bu üç önemli konuya tahsis etmiştir. Şu anda Sure-i Yusuf'un insanı tanımlayan yanıyla mütalaa ettiğimiz takdirde, ki öyle anlatmıştık size, baştan sona kadar insanın ruhu, nefsi, gönlü ve insanın nefsine bağlı kötü huyları, cimriliği, intikamcılığı, kinciliği, tembelliği, hasedi, şüpheciliği, korkaklığı, hepsi birer şahıs üzerinde temsil edilerek Sure-i Yusuf'ta bunların başlangıçtaki çirkin halleri, sonradan güzelleşen halleri ve hangi sebeplerle güzelleştiği, nasıl tabir olduğu, insan makinesindeki özellikle manevi bozuklukların nasıl tamir olduğu surenin 111 ayetinde bir bir anlatıldı. Biz de dinimiz döndüğümüz kadar size anlattık. Dikkat ederseniz Sure-i Yusuf başlarken Elif, Lam, Ra diye başlayarak Yüce Kitabımızın tanımını yaparak girdi. Dedi ki bu kitap Levh-i Mahfuz'un, yani Allah'ın büyük bilim kompütürünün Arapçaya tercüme edilmiş şeklidir dedi. Siz de sakın sanmayın ki bu kitabın şu veya bu lisandan olması önemli değildir. Asıl önemli olan bu kitabın taşıdığı mananın Levh-i Mahfuz'u temsil etmesi. İlahi kader kompütüründe ne kadar ilim varsa, kainatın gelmiş geçmiş, ne kadar kaderi varsa hepsi yazılıdır. Ama Elif, Lam, Ra ile başlayarak diyor ki, ey insanoğlu, bu kitap Levh-i Mahfuz'dan alınmış, Arapça olarak gönderilmiş bir kitaptır ama
sanmayın ki bu kitap bir yazıdan ibarettir. Nedir ya? Elif, lam, ra'dan da anlayacağınız şekilde bu bir şifreler demetidir. Eğer siz bunun şifrelerini çözemezseniz bu kitaptan ben ne zaman öleceğim, kıyamet ne zaman kopacak veyahut falan harp ne zaman olacak diye ararsanız bulamazsınız. Bu bir şifreler kitabıdır diyor. Nitekim bizim yakın tarihimize ait bir olayı bu şifreler kitabından Molla Camii isimli büyük İslam evliyası çözmüş ve İstanbul'un 857'de yani 1453'te zapt edileceğini ayet-i kerimedeki Belde-i Tayyibe kelimesini alıp Ebced hesabına vurup 857'yi bulmuş. Bu 857 de İstanbul'un Türklerin eline geçeceğini söylemiş ve bunu da ilk defa kitabında dikkatini çeken zat Hacı Bayram Veli Hazretleri de bu şifreyi almış, Akşemseddin'e bildirmiş ve gitmiş el koymuş Osmanlı tahtına. Çok büyük bir operasyon olacak 857'de. Gitmiş 2. Murat zamanında hazırlanın İstanbul zapt olacaktır demiş. Kur'an şifresini çözerim. Binaenaleyh Kur'an'da herhangi bir olayı bilmemek, herhangi bir olayı bulmamak mümkün değildir. En yakın şifrelerden bir tanesi de bu ozonla ilgili sözlerdir. Ozon tabakası deliniyor, patladı patlıyor diye yazıyor. Sure-i Mülk inşallah önümüzdeki hafta yorumuna başlayacağımız Sure-i Mülk'te Allah diyor ki boşuna aramayın, delinmez diyor. Şimdi yeni çalışmalar gösterdi ki delinmiyor, inceliyor. İncelmesi de ayrı bir hikmete bağlıdır. Fısfıstan filan değil. Havanın kirliliğini harflerle yıpratmamızdandır, ikaz ediyor. Aşağıda fazla kaynaştırır, sabah inceltiyorsunuz, kepaze ederim sizi diyor. Binaenaleyh Kur'an'da olmayan bir şey ne bilimsel ne tarihsel mümkün değil. Şimdi Kur'an başlarken Sure-i Yusuf'ta Elif Lam Ra'yı vererek bu kitap Levh-i Mahfuz'un bir Arapça özetidir, şifresidir diye bildirdikten sonra hemen insanın tanımına geçiyor. Hazreti Yakub'a, arkasından Yusuf'a, oradan Züleyha'ya, ondan sonra efendim Yusuf'un kardeşlerine, şarapçıya, Mısır Sultanı'na insanların hemen karakterlerini yayıyor. Bir öykünün içerisine böyle ufak ufak etiketler gibi yapıştırılmış, takip ettiriyor size. Nefis neydi? Züleyha'ydı. Züleyha ne yaptı? Züleyha hem Mısır Maliye Bakanı'nın karısıydı, hem ondan evli kalmak istiyordu, hem de Yusuf'la sevişmek istiyordu. Ayet-i Kerime bize diyor ki, olmaz öyle şey diyor. İnsanoğlu budur diyor. Hem servetten, dünyadan kopmaz diyor, hem de zevkin en iyisini alayım der diyor, manevi zevkin. Olmaz diyor. Yasak diyor. Kırmızı kart gösteriyor. Bize de tarif ederken diyor ki nefislerimize, eğer siz Yusuf zevki tatmak istiyorsanız evvela Maliye Bakanı'na bırakın. Yani Züleyha'nın şahsında, Züleyha niçin suçlu durumdaydı? Yusuf'u sevmesi değil. Yusuf'u sevmemek mümkün değildi. Yusuf'u Kızılay'a çıkarıp koysan hiçbir kadın evine dönemez. Yusuf'u sevmemek mümkün değil. Züleyha'nın kabahati Yusuf'u sevmesi değildir. Hatta Yusuf'a saldırması da değildir. Züleyha'nın kabahati kendi nikahına rağmen Yusuf'a el atmasıdır. Yani hem sen dünya malına sımsıkı yapışacaksın, ondan sonra da güzelliklerin ve manevi zevklerin, dolayısıyla Allah'ın, cennetin peşinde koşacaksın, olmaz diyor. Dünya zevkinden boşan diyor. Ama her zaman söylüyorum, dünya zevkinden boşan demek, çalışmaktan geri durmak, dünyadaki olağan kulluklardan kopmak demek değildir.